1980'den bu yana o borçlanma ekonomisi 40 yıl şimdi iflas noktasına geldi. Buradan Türkiye üretim devrimine yönelerek çıkacak. Başka seçenek yok. Yani Türkiye'nin önünde bir Turgut Özal'ların o demin anlattığımız dünya ekonomisiyle entegrasyon, bütünleşme dedikleri ekonomi, neoliberalizm bu seçenek. Onun yanında da 3-4 tane seçenek yok. O neoliberal seçeneğin bir tane alternatifi var. O da ne? Üretim odaklı, üretim ve istihdam odaklı ekonomi. Üretim ve istihdam odaklı ekonomiyi, üretim devrimi kitabını da çıkarttık. Neydi onun başlığı? O ekonominin adı üretim ve istihdam odaklı ekonomi. Şimdi ne mutlu Vatan Partisi'ne ki hükümet de üretim ve istihdam odaklı ekonomi kuracağız diyor. Arkada kalan ekonomi sürdürülemez diyor. Çünkü o sürdürülemeyen ekonominin bir tane seçeneği var. O da üretim ve istihdam odaklı ekonomi. İstihdam bildiğiniz gibi çalışma demek. Yani ikisi çalışmadan üretim olmaz. Daha çok iş gücünü üretim süreçlerine sokacağız. Daha çok insana iş bulacağız. Yatırımları arttıracağız ki üretim ve istihdam odaklı ekonomi inşa edelim. Peki yatırımları nasıl arttıracağız? Her ülke kendi her yıl ürettiğinin bir kısmını tasarruf ediyor. Yani tohumluğa ayırıyor. Köylü her yıl ürettiği ürünün bir kısmını ne yapıyor? Gelecek sene üretim yapmak için tohumluğa ayırıyor. Her ekonomide bunun gibi gelecek yıl yatırım yapmak, fabrika açmak, tarıma yatırım yapmak, turizme yatırım yapmak için ürettiğinin bir kısmını tohumluğa ayırıyor. Yani tasarruf ediyor. Tasarruf eşittir yatırım. Tasarruf ettiğin kadar yatırım yapabilirsin.